TR724 haber turunu dinliyorsunuz. Daha fazla detay, yorum ve habere tr724.com'dan ulaşabilirsiniz. AKP'den ihracı istenen eski AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinden istifa etti. Davutoğlu ile birlikte AKP eski Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Seferüstün ve Selçuk Özdağ'la AKP eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu da AKP'den istifa açıklaması yaptı. Davutoğlu, başarısı için bütün varlığımızı koyduğumuz partimizden ihraç talebiyle karşısına geleceğimizi tahayyül bile edemezdik dedi. Yazdığı makalelerden dolayı cezaevinde tutulan eski savcı Gültekin Avcı adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı yapılan duruşmada talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti 12 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu sanıklar Gültekin Avcı ve Ensar Doğan'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi, sanık Ramazan Candan'ın ise mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti. Her 3 sanığa yurt dışına çıkış yasağı getiren mahkeme sanıklara karakolda haftada bir imza atma yükümlülüğü getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'ye operasyonun ilk sinyalini verdi. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili sorusu üzerine Erdoğan, "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz ve sonunda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işten galip geleceğiz. Şu anda da bildiğiniz gibi gerek HDP ilçe başkanı gerekse belediye fen işleri şimdilik ilk etapta bunlar alındı ve daha başkaları da alınıyor, alınacak diye düşünüyorum," dedi. 4. evre akciğer kanseri teşhisi konulmasına rağmen ısrarla cezaevinde tutulmaya çalışılan Özgür Doğan dün akşam tahliye edildi. Ailesine kavuşan Özgür Doğan'ın fotoğrafını yayınlayan eşi ve kardeşiniz evinde destek olan dua eden herkese teşekkürler. Tüm gece Rabbim sonsuz şükürler olsun tüm masumları kurtar diye dua ettik ifadeleriyle kendisine destek veren herkese teşekkür etti. AKP'li Mehdi Eker'in oğlu Yasin Eker'le Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğlu Muhammed Enes Cirit'in Türkiye Futbol Federasyonu'na usulsüz olarak kurul üyesi yapıldığı ortaya çıktı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyeliğine getirilen Yasin Eker'le Amatör Futbol Disiplin Kurulu üyesi olan Muhammed Enes Cirit'in her iki kurulun talimatlarında belirtilen kıdem koşullarına uymadığı anlaşıldı. TR724 haber turunu dinlediniz. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.